Hayata gözlerini yumdu. Dolmabahçe Sarayı'nda bizi bekliyor. Dolmabahçe Sarayı'na döneceğiz az sonra. Anıtkabir'de gördüğünüz gibi Gönül Kasap bizi bekliyor. Anıtkabir'de resmi törenler başladı. Devlet erkanı şu dakikalarda Aslanlı Yol'da yürüyüşünü sürdürüyor ve saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulacak. İzmir'de Simge Arıcan bizi bekliyor Cumhuriyet Meydanı'nda. Öncelikle az önce ifade ettiğimiz gibi tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bakın Anıtkabir'den görüntüler de yansıyor. Şu dakikalarda yürüyüş başladı. Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da yürüyüş devam ediyor. İşte Anıtkabir'in içinden kameralara yansıyan görüntüler. Efendim az sonra bu yürüyüşün sonrasında sadece 3 dakika sonra Türkiye atası için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunacak. Sesi biraz daha duyabiliriz arkadaşlar. Evet Anıtkabir'in içinden yansıyan görüntüler şu dakikalarda. Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat duracak ve az önce ifade ettiğimiz gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçilecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümünde tüm Türkiye saygı duruşunda bulunacak. İşte gördüğünüz gibi ekranlarınıza yansıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde de başta muhalefet partilerinin liderleri olmak üzere yüksek yargı organları başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer alıyor. Tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkeleriyle yeni bir ülke kuran, bu toprakları bize vatan yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Aydınlanma devrimleriyle bizlere ulusal egemenliğe dayalı, özgür, demokratik, laik bir hukuk devleti mirası bıraktı. Bizler de saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz değerli Tele1 izleyicileri. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı karanfillerden oluşan o çelengi az önce bıraktı ve sadece bir dakika sonra saygı duruşu başlayacak. Arkadaşlarım Türkiye'nin dört bir yanında o anları canlı yayınlarla ekranlarınıza getirecek. Kemal Atatürk ölümünün 85. yıl dönümünde yurt genelinde anılacak. Hiçbir gidiş onunki kadar üzüntü verici olmamıştı. Hiçbir lider onun kadar ölümsüz olmamıştı. Az sonra görüntüler de gelecek. Türkiye'nin dört bir yanında hayat duracak. Ve saat 9'u 5 geçiyor efendim.
değerli izleyiciler, tam 85 yıldır o saatte, yani 9:05 gece hepimizin elbette gözleri doluyor ve boğazında sözcükler, kelimeler düğümleniyor saat 9:05 gece. Türkiye'nin dört bir yanında tüm Türkiye atası için saygı duruşunda bulunuyor. İşte böyle bir sevgiden bahsediyoruz. Ölümsüz bir lider, başlarken de söylediğimiz gibi bu toprakları bize vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk'ü biz de bir kez daha saygıyla, sevgiyle, minnetle ve elbette büyük bir özlemle anıyoruz. Şimdi arkadaşlarım ekranda.